Bugün üçüncü gün. Yani üçüncü gün faillerin, delillerin, her şeyin açıkça kimin yaptığının meydana çıkması gerekirdi benim kanaatim. Tabii. Ve bu çıkmamış ise, etkin bir soruşturma yapılamamış ise, hani bu işin sorumlusu kim? Erki tek başına elinde bulunduran. Ben bu bakımdan sorumluluğun olduğunu ve keşke aramasına gerçekten Sayın Öztürk'ün dediği gibi ihtiyaç duyulmaz ama vatandaş diyor ki ya bu da sümenalt edilecek. Bunda da etkin soruşturma yapılmayacak. Etkin soruşturmayı yapmayan bürokratlar da yerinde kalacak, belki terfi edilecek. O yüzden bir güvensizlik var. Keşke bunlar olmasa ama şuna gerçekten katılıyorum. Araması ve Fahrettin Altun'un da kınama yayınlaması kıymetli. Bunları kıymetli buluyorum ama keşke bunlara ihtiyaç duymasaydık da keşke sizin dediğiniz gibi olabilseydi Sayın Öztürk. Peki. Saygı abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok ben sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sağ görüşmek olasın. Üzere. Sağ olasın. Tabii bir de ülkenin gerçek gündemi var. Yani bunlar ülkenin gerçek gündemi değil. Aslında bunlar ülkenin çok önemli bir Sünni gündemi. Gündem yaratmak ama için mi yapıyorlar diyorsun? Ya şimdi hayır şöyle. Yani bu kaostan seçimleri etkilemek için medet umanlar olabilir. Başında söylemiştiniz. Evet. Evet, yani o konuda ben aynı şeyleri düşünüyorum. Ülkeyi bir çıkmaz noktaya sürükleyip, bir sıkı yönetim, bir olağanüstü hale yeniden sürükleyip, seçimleri erteletme gibi bir heves de olabilir. Ya da Türkiye'yi seçim düzlemine öyle bir yönetimle götürüp gerekirse seçimleri geriye bırakmak da olabilir. Hep konuşuluyor. Erken seçim tabii olur mu? Erken seçim olur mu deniyor. Siz diyorsunuz ki acaba zamanında seçim yapalım. Yani ben Nuri Okutan'a katılıyorum. Burada geldi anlattı. Mantıklı geldi. O bir tekrar söylüyorum. Bir eski vali. Devletin çalışmasını bilen bir kaos planı korkusu, endişesi var. Tabii gerçek gündemi deyince ya yoksulluk, açlık, perişanlık. Yani geçen karnabahar kuyruğu vardı. Gördünüz mü? Evet. Evet. 8 lira markette, 5,5 lira, 6 lira olan pazarda karnabahar 1,5 lira diye kilometrelerce neredeyse kuyruk vardı ya. Yani ben dedim ki bir ülkede insanlar işini gücünü bırakıp karnabahar almak için niye bu kadar uzun bir kuyruğa girer? Hani işi gücü varsa insanın giremez o kuyruğa çünkü en az 3 saat bekliyor. Ama 2 lirayı, 3 lirayı hesap etmek zorunda insanlar. Yani nereden, hangi marketten daha ucuza ne alabilirim? Yani başka bir şey, çok kötü başlıklar attılar biliyorsunuz. İşte Çöpçüler Kralı, Kemal Kılıçdaroğlu gibi başlıklar vardı o havuz medyasında ama bazı arkadaşlarımız da sizin pisliğinizi ancak biz süpürebiliriz şeklinde bir açıklaması oldu ama gerçekten o genel başkanımızın yayınlattığı videoda hani çöpten yiyecek toplayan, deşiren insanlar varken 1 liranın, 2 liranın elbette vatandaş hesabını yapacak. Diyor ki ben şuradan elmayı 1 lira ucuz alırsam, şuradan sütümü 2 lira ucuz alırsam, ay sonuna şu kadarcık daha tasarruf, tasarruf da değil belki, ay sonunu yetirebilirim gibi kaygıları var. Keşke duymasa da belki insanlar öyle bir alım gücü olsa da markete gittiğinde fiyata bakmadan ihtiyaçlarını en iyi şekilde, en iyisinden alabilse. Bugün öyle değil ki. İyi hatırlattınız o videoyu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumartesi gününden var sevgili yönetmemiz Ceren. O videoyu bir bulursan Kılıçdaroğlu'nun evet, bu şeyle ilgili. Hani o videoda yaşanan gerçekler varken insanların 2 lira 3 lira indirimden bir şey alması, bırakın 2-3 lira yani kuruş indirimli almaya çabalamaları, ay sonunu getirebilme, gününü yetirebilme, çoluğuna çocuğuna ay sonuna kadar ihtiyaçlarını karşılayabilme kaygısındandır. Bu haldeyiz. Keşke öyle olmasaydı. Keşke markete gittiğimizde en kalitelisini alabilseydi vatandaş. Bugün fiyat şeyi gördünüz mü? Elma kuyruğunu gördünüz mü? Onu görmedim ama duydum. Haberlerde okudum. Arkadaşlar yani önce şu kadar elma kuyruğunu bir getirin. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu cumartesi günkü videosunu getirin. Önce elma kuyruğu. Bir görelim onu. Onun üzerinde konuşalım. Burası ve bu gördüğünüz kuyruk ucuz elma kuyruğu. Yani hani diyeceksiniz ya elmanın şey de kuyruğu değil, mu? Bedava da değil. Yok ucuz. Bedava da değil. Ucuz. Hayır. Elma kuyruğu. Pazarda 4 liraya 5 lira olan elmayı 1,5 liraya sattıkları için bir kuyruk. Ama akıl almaz bir kuyruk. Kayseri'de yaşanıyor yine bu. Karnabahar kuyruğu da Kayseri'de yaşanmıştı. Yani 2,5 lira marketin hemen hemen yarı fiyatı. Yarı fiyatı. Vatandaş bu soğukta yapıyor. Şimdi eksi 4 derece yok. Şey çıkınca baktım. Evet. Arzat olmadığı için gördüğünüz kuyruk arkadaşlar elma kuyruğu yanlış anlamayın. Tüp gaz kuyruğu
Yani benzin kuyruğu yağ kuyruğu değil. Çok eleştirmişti zamanında hakem. Kim bekler? Kim bekler bu kuyrukta? İhtiyaç sahibi insanlar bekler. Ve bu kuyruğun uzun olması ve böyle bir kuyruk olması da yokluğun bizzat kendisi değil midir? Bizzat yokluğun kendisi değil midir? İnanılmaz bir kuyruk. Bakın burada tezgahın sonu. İnsanlar bekliyor. Öbür tarafta. Ya hakikaten onu ben de merak ediyorum Sayın Vekilim ya. Yani insanlar işi gücü olsa bile işini gücünü bırakıp 1,5 liraya elma almak için bu kuyruğa mı giriyorlar? Sadece işi gücülü olup olmaması ile ilgili de değil. İhtiyacınız varsa bu kuyruğa girersiniz. İhtiyacınız yoksa, alım gücünüz varsa bu kuyruğa girer misiniz? İhtiyaç sahibi değilseniz bu kuyruğa girer misiniz? Düşünün ki bu kadarcık bir şeye, indirime insanlar ihtiyaç duyuyor. Hemen Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu getirelim mi sizin bahsettiğiniz? Getirin arkadaşlar. Bunun üzerine o gider gibi düşünüyorum. İşte Türkiye'nin gerçek gündemi bu değerli arkadaşlar. Açlık var, açlık, açlık var. Marketlerin önünde atılacak sebze, meyveler için toplanan insanların sayısı her gün artıyor. Açlık yaşanıyor. Hepimiz vergi ödüyoruz. Konteynerden yiyecek toplayan kadın da vergi ödüyor. Elektrik düğmesine bastığı zaman, musluğu açtığı zaman, ekmek aldığı zaman, süt aldığı zaman o da vergi ödüyor. Nereye gidiyor bu paralar? Satmadıkları mal kalmadı. Her şeyi sattılar. Vergi topladılar. Borçlandılar. Nereye gitti bu para? Gün beraber düşünme günüdür. Bir dert varsa bu derdi beraber çözme günüdür. Peki memleketin sorununu kim çözecek? Biz. Millet ittifakı olarak biz çözeceğiz. Haram yemeyeceğiz, haram yedirmeyeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz. Her kuruşun hesabını bu millete vereceğiz. Her kuruşun hesabını. Evet, bu video aslında yani siyasi söylemleri, iddiaları olabilir siyasetçinin ama özellikle ilk baş kısmı gerçekten önemli ya. Yani sokakta aç kalan insanlar, karnabahar kuyrukları, elma kuyrukları, çöpten ekmek toplayanlar. Hatırlıyor musunuz? Geçen pazar yerinde çürük soğan arasında evine götüreceği kadar sağlam olan bedava soğan arayan memur emeklileri vardı. Soğan, soğan, bildiğiniz soğan ya. Pazar dökükleri, pazar artıkları, kıvırcık dökmüşler, marul dökmüşler. Üst yapraklarını, kurumuş yapraklarını ayıklıyor, ortadakini alıyor, seviniyor bir de, alıp çantasına koyuyor. Sorduğunuz zaman bu ülkeye 35 sene hizmet etmiş bir emekli, bir memur emeklisi. Devlete hizmet etmiş, ülkeye hizmet etmiş, millete hizmet etmiş. Sayın Vekilim, son sözlerinizi alalım, kapatalım. Şöyle aslında, bunları niye yaşıyoruz biliyor musunuz? Zenginleri doyuramıyoruz. Bu her yerde böyle, dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Adaletli bir sistem yok, hakkaniyetli bir bölüşüm, paylaşım yok. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Aslında o kadar rahat içerisinde, huzur içerisinde, barış içerisinde öz kaynaklarımızla bu vatandaşımızı yaşatabilecek durumdayken kötü yöneticiler elinde, adaletsiz yöneticiler elinde vatandaşımız böyle heder oluyor. Oysa ki zenginleri doyurabilsek, şu beşli çeteyi, bırakın zenginleri, şu beşli çeteyi doyurabilsek ve onların gizli ortaklarını doyurabilsek, vatandaş bunu çekmeyecek. Hakça üretip, hakça paylaştığımız zaman, inanın bunların hiçbiri olmaz. O yüzden hani isyan etmemek mümkün mü? Mevcut iktidarı bunları göre göre, görüyorlar mı bilmiyorum. Aslında onlar saraylarından çıkıyorlar, istedikleri yerde İstedikleri eğlenceleri düzenliyorlar, istedikleri toplantıları düzenliyorlar ve vatandaşın bu halinden gerçekten habersizler. Ama hesap günü geliyor. Hesap günü yakında. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Ali Haydar Akverdi. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Akverdi ve Saygı Öztürk'le konuştuk. Önemli şeyler söyledi Saygı Öztürk. Yakalananların kimliğini açıkladı savcılığa verdiği ifadeden. Bu önemli bir gelişme. Ayrıca Nuri Okutan'ın da seçimin, sandığın gelmeme ihtimali olduğunu söylemesi de İYİ Parti'den. O da çok önemliydi. Bugünlük bizden bu kadar. Biraz sonra İrfan Değirmenci'de ana haberi de izleyin. Kaçırmayın derim. Yarın aynı saatte yine farklı konuklarla ama benzer konularla beraber olacağız. İyi akşamlar, hoşça kalın.